Vatandaşın canı burnundadır ama Erdoğan milletin halini görmemektedir. Hayal aleminde yaşamaktadır. En son yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular deyiverdi. Biz de şok olduk bu lafları duyunca. Şu saraylarında içtikleri neyse o efullilerden millete de ikram etsinler. Bari milletçe o kafaya gelelim. Fransa'da asgari ücret 1555 avro. Almanya'da asgari ücret 1585 avro. Bunlar bugünkü kurdan hesapladığınızda 17.741 lira yapar. Bu ülkedeki valinin, genel müdürün maaşından fazladır. Evet, Avrupalı şok oluyor. Avrupalı bizdeki asgari ücreti görünce şoka giriyor. %20 enflasyonu görünce şok oluyor. 1 avronun 11 liraya bedel olduğunu görünce, 1 avro almak için 11 lira ödemek gerektiğini görünce şoka giriyor. Kendinde 0 faiz varken bizdeki %18 faizleri görünce şoka giriyor. İki haneli işsizliği, genç işsizliğini görünce Avrupa şokta. Bir de Erdoğan'ın ben ekonomistim demesine şokta. Beyefendi kaynak yaratıyormuş. Nasıl kaynak yaratıyorsa. Tek kuruş çıkmayacak dediği rant garantili işler için milletin cebinden sadece bu yılın ilk 9 ayında 21 milyar lira çıktı. Avrupalı Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların nasıl buharlaştırıldığını görünce şoka giriyor. Dış borcumuzun 132 milyar dolardan 446 milyar dolara çıktığını görünce şoka giriyor. Türkiye'nin dış borç yükünün Türk lirasındaki erime nedeniyle sadece son 2 ayda 576 milyar lira arttığını görünce şoka giriyor. Yani bunları yaptıktan sonra ben ekonomistim diye iddia edenler olsa olsa çakma ekonomist olurlar. Erdoğan'ın sebep olduğu tüm bu faturaları gören vatandaş o zaten şokta. 2825 lira asgari ücretle çalışan, kirası, faturası, yol masrafı düştükten sonra yaşamak için cebinde sadece 100 lirası kalan bir yurttaşımızın söyledikleri esasen çok fazla söze de gerek bırakmıyor. Yaşım 35 diyor. Bu ülkede yaşadığım için canımdan vazgeçmişim artık. 35 yaşında bir genç. Millet işte bu durumda. Saray ise millete porsiyonları küçültün diyor. Saray mensubu eski bir vekil çıkıyor, Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakın der diye ekliyor. Erdoğan'ın yandaş gazeteleri millete alışverişe tok karnına çıkın, küçük market arabaları kullanın, raftaki ürüne aman dokunmayın, sahiplik duygusu gelir. Sizi ürün almaya zorlar diye akıl vermeye devam ediyor. Kibirli saray ve şürekası farkında değil. Vatandaş zaten raftaki ürünlere dokunamıyor. Hepsine kilit konmuş. Etiketler olmuş ateş, dokunan yanıyor. Şimdi de faturalar kabarmaya başlayınca Enerji Bakanı çıkıyor, millete akıl verenler kervanına katılıyor. Bakan diyor ki evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf edin. Bunları dinleyince insanın, yüce Allah'ım, bunların aklını bir geceliğine bana ver de şöyle rahat rahat uyuyayım diyesi geliyor. Çok açık söyleyeyim. Bu ülkede yapılacak en büyük tasarruf artık ampulü söndürmektir. Çünkü o ampul söndüğünde, nezden Tevfik'ten uyarlayarak söyleyeyim, bu ülkede ekmek herkese yetecektir. Tarlaya dadanan kargalar kovulacaktır. Ambara üşüşen fareler temizlenecektir. Fırına musallat olan hırsızlar layığını bulacaktır ve memleket haramilerden kurtulacaktır. Ampulün söndüğü gün memlekette bayram olacak. ATV, A Haber, Kanal 7 ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen ortak bir soru var. Soru şöyle: İyi Parti'nin Lütfü Türkan hakkındaki tasarrufunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tepkiler üzerine grup başkan vekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor, Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde Sayın Genel Başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın nasıl grubunda gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiriyle gerekenler de yapılmaktadır. Ama burada şu soruyu sormak istiyorum. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan'a karşı yapılmış olsaydı ne olurdu? Sarayda, şürekasında şimdi dört koldan istifa diye bağırıyorlar. İnsan merak ediyor. Erdoğan terörist başına sayın, şehitlerimize kelle, şehit babasına karakteri bozuk derken, kendisine el işiten şehit anasını 4 yıl hapis sistemiyle yargılatırken, çiftçimize ananı da al git derken, neden bu duyarlılığı görmedik? Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Batman ve Mardin ziyaretleri vardı. Burada terörle işbirliği iddiası üzerinden CHP ve muhalefeti eleştirdi. MHP'nin de Anadolu gezilerinde benzer argümanları kullanacağı anlaşılıyor. Partinize yönelik önümüzdeki dönemde de süreceği anlaşılan bu eleştiriler için neler söyleyeceksiniz? Önce soruda bir düzeltme yapayım, izin verirseniz. Bu sözler eleştiri değildir. Bu sözler çok ağır iftiradır. Bu millet PKK ile Oslo'da masaya oturanları unutmamıştır. Valilere talimat verdim, teröristlere dokunmayın dedim diyenleri unutmamıştır. Milletin gözünün içine baka baka bu suçu işlediğini itiraf edenleri hiç unutmamıştır. Eyalet sisteminden korkmamak lazım, Osmanlı'da da Kürdistan vardı diyenleri de unutmamıştır. Terörist başının kardeşini devletin televizyonuna çıkarıp seçim kazanmak için propaganda yaptıranları unutmamıştır. İmralı'dan mektup rica edenleri, milliyetçiyim diyerek terörist başını övenleri de unutmamıştır. Terör örgütleriyle kimlerin iş tuttuğu bellidir. Teröristlerle masaya oturanlar da bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu ülkede hain terör örgütünün suikast düzenlediği tek genel başkandır. Bizim genlerimizde Kuvayi Milliye ve Müdafaa Hukuk vardır. Bunun üstüne söylenecek her söz lafı güzaftır. Ne diyor Orhan Veli? Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalem. Bunları geçiniz, milletin derdine, boş kalan tencereye, yangın yerine dönen çarşıya, pazara, sayısı 10 milyona dayanan işsizlerin sorunlarına geliniz. Bunları konuşalım. Efendim, KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. KRT TV'nin sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hubert Köşkü'nde Bosna Hersek'ten gelen STK'larla bir araya geldi. Bu toplantıda son günlerde Bosna Hersek'te yaşanan gerginliğin ve Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı çıkışlarının gündeme geldiği, Erdoğan'ın bununla ilgili olarak endişeye gerek yok, diyalog, diplomasi ve aklı selimle hareket edip sorunu birlikte çözeceğiz dediği basına yansıdı. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bosna'da tansiyon her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz bu bölge 1. Dünya Savaşı'nı fitilini ateşleyen jeostratejik özelliklere sahip, bunlar hala orada. Bölgede tansiyonun artması ülkemizdeki başta Boşnak yurttaşlarımız olmak üzere Balkanlardan göç eden tüm yurttaşlarımızı endişelendiriyor. Her fırsatta dış güçlere diklenen Erdoğan'ın burada diyalog, diplomasi ve aklı selimden söz etmeye başlaması oldukça ilginç. Ancak anlaşılan ortada henüz bir şey yok. Sonuçları itibariyle Türkiye'yi yakından ilgilendirecek bu konuda çok aktif küresel bir diplomasi gerekiyor. Ama maalesef ne Erdoğan'da ne şahsım hükümetinde
bunu yürütebilecek takat ve uluslararası güvenilirlik kalmamış durumda.